Hazreti Ömer'e buğz eden gerçekten bana buğz etmiştir. Ömer'i seven muhakkak beni sevmiştir. Hazreti Ömer fil tarihinden 13 yıl sonra Mekke'de doğmuştu. Soyu 9. dedesinde sevgili peygamberimizin soyuyla birleşmektedir. Gençliğinde iyi ata biner ve güreş yapardı. Oldukça heybetli, kuvvetli ve cesurdu. Bu yüzden herkes ondan çekinirdi. Bir dönem çobanlık yapan Hazreti Ömer, daha sonra ticaretle uğraşmaya başlamış, bu nedenle çeşitli memleketleri tanıma fırsatı bulmuştu. Mekke pislik batağı içinde yüzüyordu. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor, küçük kız çocukları vahşice öldürülüyorlardı. İşte o günlerde Allah Resulü insanları Hakk'a davet ediyordu. Küfrün başındaki Ebu Cehil ve onun yandaşları bu duruma kızıyor, ancak İslamiyet'in gittikçe büyüyüp gelişmesini bir türlü engelleyemiyorlardı. Üstelik Hazreti Hamza da Müslüman olunca Kureyş'i daha bir korku kaplamaya başladı. Bu nedenle peygamberimizi öldürmeye karar vermişlerdi. Toplantıda alınan kararı uygulamak için Hattab oğlu Ömer gönüllü olmuştu. Alkışlarla uğurlandı. Öfke ve gururla gidiyor, kimse ona bir şey sormaya cesaret edemiyordu. Birden karşısına biri dikiliverdi. "Böyle öfkeli öfkeli nereye gidiyorsun ya Ömer? Kureyş'i küçük düşüren ve dinlerini bozan Muhammed'i öldürmeye. Ya Ömer, sen önce kız kardeşine bak. O ve kocası çoktan Müslüman oldu." Hattab oğlu adeta deliye dönmüştü. Yönünü değiştirip kız kardeşinin evine doğru yöneldi. Bu sırada kız kardeşi Fatıma'nın evinde Hirsoğlu Habbab Allah'ın kelamını okuyordu. Hattab oğlu öfkeyle haykırdı. "O duyduğum sesler neydi? Yoksa Muhammed'in dinine mi girdiniz?" Said aldığı darbeyle yerlere kapaklanmıştı. Bunu gören Fatıma koşarak kocasını kurtarmaya çalıştı. "Ne yapıyorsun Ömer? Bu susuz adamı nasıl dövebiliyorsun? Sen ve kocan Müslüman olmuşsunuz, bu doğru mu?" Suratını aldığı tokatla nur yüzü tamamen kanla sıvanan Fatıma ilk defa kendisine karşı geliyordu. "Ya Ömer, ne yaparsan yap, ikimiz de Allah ve Resulüne iman ettik." Kardeşinin bu hali onu çok etkilemişti. "Okuduğunuz şeyleri bana da gösterin, Muhammed'e ne gelmiş ben de göreyim." Kardeşi Fatıma tekrar dikilivermişti karşısına. "Ey Hattab oğlu, sen şu anda küfrün kiri içindesin. Temiz olmayanlar Allah kelamına el değdiremezler. Eğer görmek ve okumak istiyorsan önce yıkanman lazım." Kureyş'in namlı silahşörü Fatıma'nın dediklerini yaptıktan sonra kendisine uzatılan sahifeyi aldı ve okumaya başladı. Hattab oğlu okudukça sanki başka bir aleme giriyor gibiydi. Yüzündeki sert çizgiler yumuşuyordu. İşte o anda perde aralandı ve arkasından Hirsoğlu Habbab heybetle gürledi. "Ya Ömer, İslam'a gel. Dün Allah Resulü mukaddes ellerini açarak, Allah'ım İslam'ı Ömer İbni Hattab'la aziz kıl ve Ömer İbni Hattab'ı da İslam'la aziz kıl" diye dua ettiler. Hattab oğlu Ömer Habbab'a sesleniverdi. "Allah'ın Resulü neredeyse beni ona götür ey Habbab. Götür ki ona teslim olayım." Sevinç gözyaşlarıyla Safa eteklerine doğru yol aldılar. Sahabiler kapıyı açmadan Hattab oğlunu belinde kılıçla görünce ister istemez telaşlanmışlardı. Hazreti Hamza kılıcının kabzasını kavrayarak öne atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, izin ver kapı açılsın ve Ömer girsin. İyi niyetle gelmişse ne âlâ. Kötülük için geldiyse onu derhal öldürürüz." Daha Hattab oğlu gelmeden Cebrail vasıtasıyla durum peygambere bildirilmişti. Alemlerin peygamberi bu durumu öğrenince Ömer'i içeriye aldı ve sordu.
Niçin geldin ya Ömer? Allah'ın Resulüne iman etmek için geldim. Hazreti Ömer kelime-i şehadet getirmiş ve İslamiyetle şereflenmiştir. Safa Tepesi tekbir sesleriyle iniyor, Mekke'de ise her ağızdan bir ses duyuluyordu. İman yoksunu bir müşrik, Ömer Muhammed'in dinine kayıyor, haberiniz var mı diye sormuştu ki, birden Hazreti Ömer'in sesiyle donup kalıverdi. Yalan söylüyor, ben Muhammed'in dinine kaymıyorum, girdim. Artık bundan sonra Ömer Müslümandır, bu böyle biline. Peygamberler Peygamberi İslam'ın nurunu yaymak için ilk olarak Taif'e gitti. Ancak Taifliler Allah Resulü'nü hiç hoş karşılamadılar. Onu taş yağmuruna tuttular. Taif tecrübesi Allah Resulü'ne yeni bir hedef çizmek gerektiğini öğretmişti. Hedef Medine olmalıydı. Bu nedenle Allah Resulü buyurdular. Teker teker, üçer beşer Medine'ye göç etmeye başlayınız. Sahabiler grup grup gizlice Medine'ye doğru gidiyorlardı. Oysaki Hazreti Ömer, müşriklerin şaşkın bakışlar arasında Kabe'yi 7 kere tavaf ettikten sonra 2 rekat namaz kıldı ve küfür kümesine doğru dönerek haykırdı. İşte ben gidiyorum. Annesini ağlatmak, karısını kocasız ve çocuğunu babasız bırakmak isteyenler şu vadinin arkasına doğru peşimden gelsin. Hiç kimse Hazreti Ömer'in peşinden gelmeye cesaret edememişti. Medine artık peygamber beldesi olmuştu. Hazreti Ömer bir kabile başkanı olan Utban bin Malik'le kardeş olmuştu. O her şeyini Hazreti Ömer'le paylaşmıştı. Hicretin 7. yılında Bedir'de kılıçlar kınından çekilince Hazreti Ömer ön saflarda yer alıp küfür cephesini darmadağın etmiş, kahramanca çarpışmıştı. Uhud cengine de katılan Hazreti Ömer, Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebubekir öldü diye haykıran Ebu Süfyan'a karşı çıkıp haykırışlarıyla küfür abidesini tir tir titretmişti. Peygamberler Peygamberi Allahu Teala'nın emriyle ilahi dini tebliğ etmiş, görevini tamamlamıştı. Nihayet Resuller Resulü Hazreti Ayşe'nin göğsünde ilahi aleme göçü vermişti. Kimse inanmak istemiyordu. İşte o anda Hazreti Ömer kılıcını çekip haykırmıştı. Hayır, o ölmedi. Her kim Allah'ın Resulü öldü derse boynunu vururum. Bu nasıl bir sevgiydi böyle? Akıl timsali Hazreti Ömer kendinden geçmiş, dengesini yitirmişti. Nihayet Sıddık-ı Ekber imdadına yetişerek onu bataktan çekip çıkarabilmişti. Peygamberler Peygamberinin ilahi aleme göçtükleri akşamın gecesiydi. Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer cenaze hazırlıklarıyla uğraşıyorlarken tam o anda kapı çalınıverdi. Ey Ömer, hemen gelmelisin. Medineliler beni Saide konağında toplandılar. Allah Resulü'nden sonra İslam topluluğunun başına kimin geçeceğini tartışıyorlar. Korkarım iş kavgaya dönecek. Saidelerin konağına vardıklarında tartışma hala devam ediyordu. Hazreti Ebubekir ileri atılarak halifenin Kureyş'ten seçilmesi gerektiğini söyledi. Bunu söylerken de Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Ubeyde'yi öne sürdü ve aralarına girdi. İşte o anda Hazreti Ömer bir fırtına gibi patlayıverdi. İçinde Ebubekir gibi bir insan bulunan topluluğun başına geçmekten haya ederim. Uzat elini ya Ebubekir. Sana biat ediyorum. Herkes donup kalmıştı. Hazreti Ömer'in bu muazzam tercihi sonucu Hazreti Ebubekir ilk halife seçilmiş oluyordu. Hazreti Ebubekir'in en büyük yardımcısı Hazreti Ömer oldu. Vefatından sonra vekili de o olacaktı. Nitekim Sıddık-ı Ekber son günlerinde bu makama
Hazreti Ömer'i layık gördüğünü işaret edince pek çok sahabe bu tercihi onayladı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman'a emir verdi. Ya Osman, benimle yalnız kal ve ahitnamemi yaz. Hazreti Ebu Bekir, ahitnameyi tamamlayamadan bayılıvermiş, ayıldığı vakit ise Hazreti Osman'ın ahitnameye Hazreti Ömer'in ismini ilave ettiğini görünce çok sevinmişti. Yazmaya devam et ey Osman. Haddab oğlu Ömer'i halife seçiyorum. Ona itaat ediniz. O adaleti yerine getirirse ne âlâ. Başka bir yol takip ederse kişi işlediğini kazanır. Herkes vasiyete razı olmuştu. Böylece Hazreti Ömer hicretin 13. yılı peygamber halifeliği makamını devralmıştı. Halife seçilinceye kadar ticaretle geçinen Hazreti Ömer, bu sorumluluğun yükünü omuzlarına alınca geçim işlerini bırakmak zorunda kaldı ve ancak geçinebileceği kadar bir maaşı kabul ederek işlerini yürütmeye başladı. Bu sırada dahi kumandan Halid bin Velid kumandasındaki İslam mücahitleri her yerde küfrü kökünden kazımak için çarpışıyor, fetihlere yeni fetihler katıyordu. Abdullah bin Amir cepheden götürdüğü mektubu Hazreti Ömer'e ulaştırınca Hazreti Faruk sahabilerini toplayıp Hazreti Halid bin Velid'i başkumandanlıktan azlettiğini açıkladı. Dahi kumandan Hazreti Halid müminler emiri tarafından azledildiğini öğrenince asla üzülüp incinmedi. Biz halifemize itaat eyleriz. Ey büyük ve şanlı gaziler, bizim maksadımız ilahi kelimetullah'tır. Emir olmak değildir. Hazreti Ömer bütün bölgelere genelge yollayarak Hazreti Halid'i memnuniyetsizlikten değil, kazanılan savaşların bir kişiye mal edilmesini önlemek için azlettiğini açıklamıştır. Tek düşüncesi bütün insanları İslam bayrağı altında toplamak olan Hazreti Ömer, ordularını dört bir tarafa yolluyordu. Ebu Ubeyde de İran seferine çıkacak ordunun başına getirilmişti. Bu sırada İran ordusu karşı sefere geçmiş, kaybettiği topraklarını yeniden kazanmak için hazırlıklar yapıyordu. Hefan yakınlarında kapışmada zafer İslam mücahitlerinin olmuştu. İran ordularının başkumandanı Rüstem yeniden 4000 kişilik bir ordu hazırlayıp karşı saldırıya geçti. İran ordusu fillerin de avantajıyla savaşta üstünlük sağlamış ve bozguna uğrayan İslam ordusu yenilgiyle tanışmıştı. Haber Medine'ye ulaşınca Halife Hazreti Ömer ve diğer Müslümanlar çok üzüldü. Hemen hazırlıklara başlayıp yeni bir ordu topladılar. Müsenna'da Irak yakınlarında Araplardan bir ordu toplayıp Medine'den gelen gönüllüler ordusuna katıldı. İran ordusuyla Küfe'de karşılaştılar. İslam kumandanı Müsenna, başlangıçta maneviyatı bozulan ordusunu üstün bir gayretle yeniden toplayarak bir gülle gibi düşmanın tepesine iniverdi. Bu zafer sonrası İranlılar tahta bulunan kadın hükümdarı alaşağı ettiler ve yerine 16 yaşındaki Yezdigerdi hükümdar ilan ettiler. Rüstem ile Firuzan da aralarındaki çekişmeye bir son verip güç birliği yaptılar. Hazreti Ömer gelişmelerden haberdar olunca Müslümanları cihada davet etti. Kısa zamanda muazzam bir ordu donatılmıştı. 40 bin kişilik muazzam ordu günlerce nurdan bir huzmi gibi Kadisiye'ye doğru yol aldı. Bizans'la birlikte o dönemin en güçlü iki devletinden biri olan İran ordusuysa 120 bin kişiden oluşuyordu. İslam elçisi İran tarafına geçti ve isteklerini açıkladı. Ya İslamiyet'i kabul edersiniz yahut da vergi vermeyin. Bunlardan herhangi birini kabul etmediğiniz takdirde savaşa hazır olun. Rüstem'in hiç de öyle bir niyeti yoktu. Böyle muhteşem bir orduyla hiç yenilir miydi? İki ordu karşı karşıya geldikleri vakit o günün akşamına kadar kıyasıya savaştılar. Ertesi gün yine bütün şiddetiyle devam eden savaş,
Hazreti Ebu Ubeyde'nin gönderdiği yardımcı kuvvetlerin gelmesinden sonra Müslümanların lehine döndü. İran kumandanı Rüstem tehlikeyi sezince askerlerin arasına katılarak savaş meydanını terk etti. Ancak Hilal bin Alkame Rüstem'i fark edip onu öldürdü. Kumandanları Rüstem'in öldüğünü gören İran ordusu daha da paniklemişti. Zafer İslam ordusunundu. Ancak Medine henüz bu zaferden haberdar değildi. Hazreti Ömer sık sık şehrin dışına kadar uzanıyor, zafer müjdesi bekliyordu. Devesine binmiş adam kendisine yaklaştıkça Halife Hazretleri de ona doğru koşuyordu. Birbirleriyle buluştukları noktada müminlerin emiri, "Ey Allah'ın kulu, nereden geliyorsun?" diye sorunca adam, "Allah'a çok şükür, mücahitlerimiz savaştan muzaffer ayrılmışlar." dedi. Medine'ye girdikleri vakit halkın Hazreti Ömer'e müminlerin emiri deyip saygı gösterdiklerini fark edince adam hayret ve dehşetle ürperdi. "Ey Allah Resulü'nün halifesi, bana kendinizi tanıtmadınız, lütfen beni bağışlayınız." Halife Hazreti Ömer'in cevabı ise oldukça manalı ve etkileyiciydi. "Sen sözünü değiştirme, zaferi ayrıntılarıyla anlat ki gönlümüz bu sonsuz zevki yudum yudum tatsın." İranlılar birçok Arap oymağıyla kendi halinde zavallı yaşayan İran halkını kışkırtarak savaşa neredeyse zorla sokmuşlardı. İslam ordusunun başkumandanı Sa'd bin Ebi Vakkas'a başvurup af dilediler. Bunun üzerine umumi af ilan edildi. Üstün hoşgörü silah gücünden daha etkiliydi. Böyle bir ordunun önünde hangi güç durabilirdi ki? İran neredeyse bitmişti. Ancak Sasani hanedanı ortadan kalkmadıkça bu savaşların sonu hiçbir zaman gelmeyecekti. Bu nedenle fesat batağını tamamen kurutmak için büyük bir sefer başlatıldı. İsfahan, Azerbaycan, Taberistan, Ermenistan ve Fars gibi eyaletler bir bir İslam devletinin eline geçiyordu. Zafer haberi Nurbel'de Medine'ye ulaştığı vakit Halife Hazreti Ömer, Peygamber Mescidinde müjdeyi sahabilere verdi. İran devleti artık mahvolmuştu. Cenab-ı Hak vaadini yerine getirmiştir. Onların memleketlerini ve mallarını size miras bırakmıştır. Fakat şunu da hatırlatmak isterim ki iman ve ahlakınızı değiştirirseniz Allah size ihsan ettiği nusret ve üstünlüğü sizden alır ve bu memleketleri başkalarına verir. Oldukça önemli bir ticaret merkezi olan Şam, İslam orduları tarafından kuşatıldıktan sonra büyük sıkıntılar çekmeye başladı. 70 gün süren kuşatmanın son günlerinde Şam Patriği'nin oğlu olunca küfrün muhafızları sabahlara kadar içip eğlendiler. Kendilerine geldikleri vakit İslam'ın nurlu kılıcıyla burun buruna geldiler. Müslümanlar hiç kimsenin malına ve namusuna el sürmediler. Suriye'deki şehirler İslam topraklarına katılınca pek çok küçük prenslik Antakya'da toplanıp şikayetlerini imparatorlarına aktardılar. "Eğer Müslümanları durduramazsak hepimiz yok olup gideriz." İmparator savaş kararını vermişti. Kısa zamanda Antakya'da dağ gibi bir ordu kuruldu. Müslümanların başkumandanı Hazreti Ebu Ubeyde taktik gereği ordusunu Humus'tan Şam'a çekmeyi uygun bulmuştu. Said bin Amr kumandasındaki yardımcı kuvvetlerin de gelmesiyle mücahitler büyük bir moral buldular. Ne var ki topu topu 35 bin kişi olmuşlardı. Oysa karşılarındaki ordu 200 bin kişiydi. İki ordu karşı karşıya geldikten sonra savaş için son hazırlıklarını yapıp düzene girdiler. İlk çarpışmalarda İslam mücahitlerinin cenk aşkını gören Bizanslı kumandanlar, Müslümanları yenmenin güç olduğu konusunda hemfikir oldular. Bu nedenle elçiler vasıtasıyla savaşı engellemek için çok uğraştılar. Asker başına biner altın, kumandanlara ise onar bin altın teklif ettiler. Ancak teklifleri kabul edilmedi.
Arap büyüklerinin ve İslam bahadırlarının hemen hemen hepsi bu cenge katılmışlar. Hepsi savaşa değil de düğüne gider gibi oldukça rahat ve moralliydiler. Müslümanlar balyoz gibi inivermişlerdi. 35 bin iman arslanı ilahi nameler atarak kılıç sallıyorlardı. Savaşın sonunda Bizanslılar 100 bin ölü, 40 bin de esir verdiler. Yermük'te kazanılan bu muhteşem zafer, hak ve batılı birbirinden ayıran Hazreti Ömer'i oldukça sevindirmiştir. Sırada Filistin'in fethi vardı. Kudüs kuşatıldığı vakit şehir halkı uzun zaman direndi. Kuşatma 4 ayı geçmişti. Sulh yoluyla anlaşmak istedikleri vakit Yahudilerin reisi, sıfatları ve şekli ismiyle beraber Tevrat'ta yazılı olan Ömer gelirse karşı koymadan kapıları size açarız deyince Hazreti Ebu Ubeyde vakit geçirmeden halifeye haberci yolladı. Hazreti Ömer sanki koca İslam devletini idare eden halife değil de sade bir vatandaş gibi Kudüs'e doğru hareket etmişti. Kudüs halkı halife Hazreti Ömer'i bağrına bastı. Şehrin anahtarlarını hiçbir direniş göstermeden müminlerin emirine teslim ettiler. Bu anlaşmayla Yahudilerle Hristiyanların canları, malları, ibadethanelerine dokunulmayacaktı. Sadece ve sadece cizye alındı. Bu anlaşma sonraki dönemlerde tüm İslam hükümdarlarına örnek olmuştu. Şanlı İslam ordusunun önünde hizmete uğrayan Bizanslılar, Cezire Kalesi'nde sıkışıp kalmışlar, bu nedenle tutunabildikleri son dalı da kaybetmek istemiyorlardı. Ancak Cezire halkı kendi can derdine düşüp Bizanslıları yalnız bırakmıştı. Arap oymaklarının bu ani manevrası sonucu gücü azalan küfür ordusu kaçmayı tercih edince bedelini pahalıya ödediler. Hazreti Ebu Bekir devrinde başlayan Suriye seferleri böylece tamamen sona ermiş bulunuyordu. İslam mücahitleri Medine'ye döndükleri vakit yanlarında çok sayıda esir getirirlerdi. Bunların birçoğu kendilerine sunulan merhamet ve nimetlere rağmen içten içe Müslümanlara kin besliyor ve entrikalar düzenliyorlardı. Müminlerin emirinin vefatından bir önceki gün Ebu Lülü halifenin yanına gelip efendisinin kendisinden çok ağır haraç aldığını söyleyerek ondan şikayetçi oldu. Hazreti Ömer Ebu Lülü'ye mesleğine göre vergisinin çok olmadığını söylemiş, sonra da gönlünü almak için kendisine de bir yel değirmeni yapmasını istemişti. Hazreti Ömer her gün olduğu gibi o sabahta namaz kıldırmak üzere Peygamber Mescidine gitmişti. Herkes namaza durmuşken Ebu Lülü elinde hançerle sinsice mescide dalarak Hazreti Ömer'in arkasına doğru sokuldu ve birden hançerini halifeye sapladı. Hançer tam 6 defa Muazzez Halife'nin mübarek bedenine saplanıvermişti. Ebu Lülü kaçmaya çalışırken tam 13 kişiyi yaralamış, bunlardan 7'si şehit olmuştu. Ebu Lülü yakalanacağını anlayınca hançeri bu defa kendisine saplamıştı. Hazreti Ömer hemen evine götürüldü. Kendisini hançerliğinin Ebu Lülü olduğunu öğrenince feri kaçmış gözleri adeta ışıl ışıl parlayıverdi. "Allah'a hamdolsun ki bana bu işi yapan Müslümanlık iddiasında olan biri değil," dedi. Halifenin evinde tam bir matem havası vardı. Sahabiler dalgın dalgın gelip ziyaret ediyorlar, içten içe büyük üzüntü duyuyorlardı. Halife Hazreti Ömer daha sonra Hazreti Abdurrahman bin Avf'ı görevlendirerek işaret ettiği sahabileri toplamasını istedi. Buna göre Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas ve Hazreti Abdurrahman bin Avf toplanıp bir araya gelecek ve kimi halife seçeceklerine karar vereceklerdi.
Halife Hazreti Ömer'in durumunun kötüye gittiğini görünce vasiyetini sordular. Hazreti Ömer'in oğlu babasının Hazreti Ali'ye meylini anlayınca hemen söze girdi. Ya Emirül Müminin, yerinize onu bırakmanızda ne mani var? Hazreti Ömer kararlılıkla, bu yükü sağlığımızda yüklendik. Öldükten sonra da mı taşıyalım? Bu işi şura halledecektir, dedi. Hazreti Ömer yaralandıktan 3 gün sonra 63 yaşında hakikat alemine göçüverdi. Hazreti Ömer halifeliği döneminde zulüm kapısını tamamen kapatıp herkese eşit ve adil davranmış, kendi evlatları ve yakınları dahil kimseyi asla kayırmamıştı. Olabildiğince sade bir hayat sürmüştü. Peygamber döneminde bir Yahudi ile bir münafık bir meseleden dolayı kavga ederler. Yahudinin daveti üzerine alemlerin peygamberinin huzuruna çıkarlar. Peygamberimiz her iki tarafı da dinledikten sonra hükmünü Yahudinin lehine verir. Fakat münafık buna çok bozulur ve Yahudi'yi kolundan tuttuğu gibi haydi Ömer'e gidelim hükmü o versin der. Ve birlikte Hazreti Ömer'in huzuruna çıkıp olanları anlatırlar. Bunun üzerine öfke içindeki Hazreti Ömer münafıka doğru dönerek anlattıklarının hepsi doğru mu? Münafık sevinç içinde evet ya Ömer diye atılır. Bunun üzerine Hazreti Ömer birden şimşek gibi kılıcına sarılıp münafıkın işini orada bitirir. Ben Allah Resulü'nün hükmüne razı olmayanlar hakkında işte böyle hükmederim. Bu olaydan sonra Cebrail aleyhisselam inerek sevgili peygamberimize şöyle hitap eder. Ömer hakla batıl arasını ayırt etti. Hazreti Ömer bir gün hutbede cemaati önemli konularda bilgilendiriyordu. Bir ara sözlerine ara vererek topluluğa sordu. Ey insanlar! Eğer kötülüğe düşecek olursam, nefsani ihtiraslar içinde boğulup gidersem bana ne yaparsınız? Birden müminlerden biri ayağa fırlayarak gür ve tok sesiyle haykırdı. Seni kılıcımızla düzeltiriz. Hazreti Ömer sulanan gözleriyle yukarı doğru bakarak ellerini semaya uzattı. Allah'a şükürler olsun ki eğer yanlış ve kötü yola sapacak olursam bu milletin içinde beni doğrultacak insanlar var. Medine'ye 1-2 saatlik mesafede bir kadın tencereyi habire karıştırıp duruyordu. Çevresinde ise birkaç küçük çocuk yemek isteyerek ağlaşıyorlardı. Kendini kırlara atmış olan Hazreti Ömer kadını görünce hemen oraya doğru yöneldi. Ne yapıyorsun burada? Bu çocuklar niye ağlıyor? Ne yapabilirim? Kaynar suyu boş yere karıştırıyorum ki çocuklar çorba pişiyor sansınlar da seslerini kessinler. Birden koca halife sendeliği verdi. Geriye doğru dönerken gözlerinden sicim gibi damlalar akıyordu. Kısa süre sonra halife kaybolduğu noktadan yeniden göründü. Sırtına taşıyabileceği kadar un, yağ, hurma akmış, adeta uçarcasına geri geliyordu. Kadına yardım ettikten sonra çocukların ve kadının mutlu halini uzun süre seyreden Halife Hazreti Ömer, o anda belki de dünyanın en mutlu insanıydı. Az sonra kadın halifenin yanına gelip teşekkür etti. Ey ulu kişi, Allah sana mükafat versin. Ömer'in oturduğu makama sen layıksın. Müminlerin emirinin şehit olduğu günde bir çoban kırda koyunlarını otlatıyordu. Birden azgın bir kurt gelip sürüye saldırdı ve zarar vermeye başladı. O anda sürünün çobanı çığlığı basıverdi. Eyvah! Hazreti Ömer öldü! Diğer çobanlar bu sözü duyunca şaşkın vaziyette sordular. Hazreti Ömer'in öldüğünü nereden bildin? Görmüyor musunuz? Kurt koyuna saldırdı. Onun sağlığında kurdun koyuna saldırdığına şahit olmadım.